Selamlar arkadaşlar. Bugün Kolat serisinin 3. videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ben Levon. Arkadaşlar hepinizin merakla beklediği Kolat Diyatlov geçidi vakasında en son kaldığımız yerden devam ediyoruz tekrardan arkadaşlar hep beraber. Bu arada kanalımı desteklemeyi, abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şu an kaldığımız yerden devam edeceğiz tekrardan oyunumuza. Belirttiğim gibi arkadaşlar bayağı sürükleyici ve içine çeken bir oyun serisiyle karşınızdayım. Kolat hani tekrardan hatırlatmak için hani biraz bahsedeyim küçük bir miktar daha. Kolat oyunu Diatlov Geçidi Vagas diye geçen ve dağcıların kaybolması olayını anlatan, 9 tane dağcının kaybolmasını anlatan Rusya'da geçen ünlü bir bayağı korkutucu, ürkütücü, sebebi bilinmeyen bir olay arkadaşlar. Ve biz de şu an bu oyunda dağcının ölümüyle ilgili belirtilen teorilerinden birini oynuyoruz. Evet, her zamanki gibi haritamız burada. Okey. Şöyle ve tekrardan devam edebiliriz oyunumuza. Şöyle fenerimizi açalım. Bir yandan pusula önemli. Pusulamızı da açalım. Oyuna devam edelim. Şimdi en son yukarıdan indiğimize göre arkadaşlar şöyle devam etmek istiyorum ben yolumuza. En son bayağı ilerledik. Bazı konularda bayağı fikir sahipleri olduk. Yerden bulduğumuz makaleler ve haberler sayesinde, günlükler sayesinde, gezi rehberleri sayesinde. Bu oyuna ne zaman girsem bir üşüme, dediğim gibi, geliyor tekrardan bana. Şöyle devam edelim. Şurada yine bir kaydedildi oyun. Güzel. Burayı işaretledik. Burada bir not falan, bir ayakkabılar falan var. Nasıl, oyuna ilk başladığımız yer gibi duruyor biraz. Büyük ihtimalle de öyle. Burası herhalde, evet, oyuna ilk başladığımız yer. O yüzden şu an buradan değil de şuradan devam edecektik. Evet, şu oyunda da yorulma sorununa bir çözüm bulamadık. Devam edelim oyunumuza. Şu an şöyle devam edelim o zaman. Böyle devam etmek daha mantıklı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir haritamızı açarsak daha yardımcı olacak tabii bize. Evet. Şöyle şu ışığa. Yaklaşmak istiyorduk arkadaşlar. İkinci videoda da hatırlatacağınız gibi hani o ışıkta bayağı şeylerin çözümü ve gizemi orada gibi görünüyor. O yüzden oraya ulaşmaya çalışmamız gerekiyor gibi hissediyorum ben bu oyunda. Ama tabii etrafımızın dağlarla kaplanması var. Buna izin vermiyor. Vermiyor.
Büyük ihtimal başka bir yerden deneyeceğiz şansımızı. Şu oyunda da yorulma sıkıntımız çok büyük sıkıntılar yol açıyor bize. Bakalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hep haritanın sağından ve düz gittik. Tekrardan başladığımız yere dönüp sol tarafları araştırmamız gerekiyor biraz daha bizim. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar hani oyunun grafikleri ve içine çekmesi o kadar güzel ki hani cidden etrafı manzara izlemekten bazen böyle dalabiliyorsunuz ve birden ani şeylerle küçük korkabiliyorsunuz oyunda. Ürkütücü sesler gelmeye başladı. Ürkütücü sesler. Evet, bayağı ürkütücü. Sanki bir izleniyormuş gibi bir hava var. Sürekli bu oyunda. Devam edelim. Fazla sessiz bir şekilde ilerliyor oyun. Hani bir müzik sesleri falan duyamayınca da insan bir tereddüt edebiliyor arkadaşlar. Mesela şu taraftan gitmeyi deneyeceğim. Şu gelen ürkütücü sesler cidden oyun içinde çok büyük sıkıntılar çıkarabiliyor. Ve şu an bayağı oyuna dalmış bir şekildeyim. Bu oyunun ilk aşamasında öldüğümüz bir yer vardı arkadaşlar. Oraya çok benziyor. Evet, oyunun ilk aşamasında öldüğümüz bir yer vardı. Bakalım bu sefer o öldüğümüz yere atlatabileceğiz mi? Çünkü orası yoldan da anladığım kadarıyla oradan gitmemiz gerekiyor. Evet, şu an turuncu gaz bulutundan kaçmamız gerekiyor elimizden geldiğince. Yine bir ani bir şekilde. Ani bir şekilde ölebiliriz yine arkadaşlar. Her yer tozla kaplanmadan çıkmam gerekiyor acilen bu toz bulutundan. Bu sefer çıkmayı başardık.
Dışarıda kalma üstümüze gelmeye devam ediyor Toz. Bayağı ürkütücüydü bu. Güzel. Wow, bir koordinat daha bulduk burada arkadaşlar. Büyük ihtimal bir koordinat şu an haritaya. E. 47'den 73'e diyor arkadaşlar. Tam olarak buradayız. O zaman burada belirttiğine göre önce bu sefer o toz bulutundan kurtulmamız bayağı iyi oldu ama o toz bulutundan kurtulma bizi nerelere çekti acaba? Şu an çünkü o toz bulutu bizim için de. Wow. Evet arkadaşlar şu an bir seyir defterine geldik. Seyir defterine belirttiğine göre uzun zamandır biz bulamamıştım. Sanki benimle oyun oynuyormuş gibi izler belirip bir kayboluyordu. Sanki kurbanlar hala hareket ediyordu. Bir şeyler gördüğümden emin olduğumdan veya bir sonraki ağacın arkasında bir şey bulacağımı düşündüğüm anda izler ortadan kayboluyordu. Neler olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Sonunda küçük çayırlık bir alana geldim. Orada bir seyir defteri buldum. Sanki birileri özellikle defteri oraya bırakmıştı. Seyir defteri keşif ekibi üyelerine aitti. Düşüncelerini ve gözlemlerini deftere yazmışlardı. Not. Ayrıca okuması güç kısımlar da vardı içinde. Bulundukları durum düşündüğünde karanlıkta yazılmış olabilirdi. Tüm bunlar davanın gizeminin yarattığı karanlığa bir ışık tutabilir. İlk dipnot. Seyir defterine rapor ekliyorum. İkinci dipnot, soruşturmanın kontrol altına tutulması ve bir noktadan sonra bilgi akışının kesilmesi gerekiyor. Olayla ilgili gerçekler halka hiçbir şekilde açıklanmamalı. Bayağı ilginç. Bayağı ilginç arkadaşlar. Buradan sonra oyun daha da heyecanlanacakmış gibi geliyor. Peki bu ağacın işaretlerinin özellikle bir sebebi olabilir mi? Bu ağacın... Evet, orada bir şey var. Bize doğru geliyor yine. Kaç 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 kaç. Geliyor hala. Kaç. Çok ilginç bir şey. Hala bize doğru gelmeye devam ediyor. Hala bize doğru gelmeye devam ediyor. Ondan bir şekilde kaçmam gerekiyor benim. Yoksa bize bayağı sıkıntı çıkarabilir oyunun başlamasında. Oyunda bu kadar ilerlemişken bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Abi aniden tekrardan görmemiz korkutucu oldu abi. Dediğim gibi arkadaşlar şu an bayağı bir nehrin dolmuş bir nehirde gidiyoruz ama bu nehri takip edersek bizi bir yerlere götürebilir diye düşünüyorum.
Veya o abiden kurtulursak tekrardan aynı yere doğru bir gidelim. Çünkü oradaki yoldan devam etmemiz gerekiyordu büyük ihtimal. Evet, bu oyundaki yorulma, ekran bulanıklaşması bize bayağı sıkıntı çıkardı bu oyunda. Kulağı tekrardan müziğin değişmesi, müziğin artması ürkütücü bir şey. Tekrardan gidiyoruz şimdi oraya doğru. Her an ama o abi karşımıza çıkabilir. Hani ani bir ölüm yaşayabiliriz. Şurada bir yol geçit var arkadaşlar. Bayağı ilginç. Wow. Bunu görmemiz güzel oldu. Burada yeni bir koordinat bulduk. Şuradan devam edelim. Arada arkama bakıyorum ki sürekli. O az önce karşımıza çıkan abiyle tekrardan karşılaşmak istemeyiz. Geliyor. Ayak izleri o taraftaydı. Geliyor. Kaç kaç kaç. Arkana bakma, arkana bakma, arkana bakma. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, beni görmedin. Sen istenmiyorsak o tarafta, bu taraftan gideriz biz de. Bize bayağı sıkıntı çıkaracak gibi orası. Orada, burada yeni bir totem bulduk. Buradan değil büyük ihtimal. Bu totemlerin de oyun büyük ihtimal oyuna bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Totemden oraya random bırakılmış şeyler olamaz. Merakla bekliyoruz bakalım. Şu an devam edelim böyle. Haritada az önce bulduğumuz o büyük ağaç. O ağacın o taraflar ama daha bir 3-4 kere daha uğrayacakmışız gibi geliyor bana. O ağaç bence hikaye ile ilgili önemli bir şeydi. Ayrıntıydı. Müzikine gerilim artmaya başladı şu an. Korkmuyorum. 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 Ama böyle de birden müziği durdurmazsın ki.
Patika'dan çıkalım o zaman. Bu yol bizi bir yere götürüyor gibi yine. Nelerle karşılaşacağız çok merak ediyorum. Sonsuz, boşlukta asılı şekilde geçirdiğim süre buydu. Ve bu sefer boşluk, loş bir parıltı onu doldurdu. Bilincimin turuncu bir buluttan beynime doğru aktığını hissettim. Ağır damlalarla dolu herhalde. Huzurlu bir şekilde gözlerimi kapatmama izin vermiyordu. Kendimle savaştım. Gözlerimi açacak gücüm yoktu. Ve sonunda durumu tekrar tekrar yaşadıktan sonra aslında gözlerim de yoktu. Bu yaptığımız içimiz olan konuşmalar bayağı ürkütücü olabiliyor arkadaşlar. Ürkütücü. Ürkmek yok yola devam diyoruz. Pardon arkadaşlar. Böyle bir uyarı aldım. Bu da yeni yakılmış bir ateş. Oyunun kaydettik arkadaşlar. Burayı da kaydedelim arkadaşlar. O zaman bu videoyu burada sonlandıralım. Bayağı bir ilerleme kaydettik yine bu videoda arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Serilerin böyle devam etmesi için. Dediğim gibi ben de merakla bekliyorum arkadaşlar bu oyunun serisini ve bu olaya nasıl yaklaştığını bu oyunun bu Dağcıların ölümüne ilgili. Ve size tavsiyem arkadaşlar cidden siz de araştırın bu olayı. Bayağı ilginç bir olaydır. Siz de okuyun, filmler var izleyin. Hani cidden ilginizi çekebilecek bir olay bu Diyatlov Geçidi vakası. Ben şimdilik burada sonlandırıyorum videoyu arkadaşlar. Beğenmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorum hepinizi. Hoşça kalın.